CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu devletin tehlikede olduğunu öne sürdü. Altılı Masa'nın bu durumu aşmak için bir arada olduğunu söyledi. Kimlik üzerinden siyaseti ise doğru bulmuyorum dedi. 14'ü AK Parti'den istifa etti. Biri de Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldı. Toplam 57'sinin buluşma adresi ise Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın kurduğu İç Anadolu Masası sonuç verdi. Kayseri'den 57 muhtar CHP'ye katıldı. Genel merkezde düzenlenen törende Kemal Kılıçdaroğlu 57 ismi temsilen 5 muhtara rozet taktı. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Tarihimizde olmadığımız kadar kamplaştık ve kutuplaştık. Bu doğru değil. Yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız. Herkesin yaşam tarzı kendisine aittir. Dolayısıyla kimlik üzerinden siyasette doğru bulmam. Kimlik siyasetini doğru bulmadığını söyledi Kılıçdaroğlu. Ayrışmanın sadece sınırlar için değil, sınır ötesinde de sona ermesi gerektiğinin altını çizdi. Bu durumun Türkiye'yi tehlikeye soktuğunu işaret etti. Altılı Masa'nın barış siyasetini sağlamak için çalıştığını söyledi. Bizim bir altılı masamız var. Her birimiz ayrı partiyiz aslında. Her birimizin programı ayrı. Ama her birimizin bir ortak görüşü var. Türkiye'yi bir aydınlığa çıkarmak zorundayız. Bir rayına oturtmak zorundayız. Devletin geleceği tehlikede. Biz bütün komşularla dost olmak zorundayız. CHP lideri hükümetin hem iç hem de dış politikasını da eleştirdi. Bütün komşularla iyi ilişkiler kurulmasının önemine işaret etti. Orta Doğu'da barışı sağlamanın Türkiye'nin çıkarını olduğunu anlattı. Türkiye dominant ülke. Orta Doğu'da barışı sağlamak ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin çok hızlı büyümesi demektir. Türkiye'nin çok hızlı kalkınması demektir. Biz ürettiğimiz malların tamamını Orta Doğu'ya satabiliriz. Orta Doğu'yu besleyebiliriz. Onlar da büyürler, biz de büyürüz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de esnaf ziyaretlerinde bulundu ve vatandaşlara hitap etti. Orada verdi mesajlarını. Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok. Bu düzeni birlikte değiştireceğiz dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyaretini bu kez Balıkesir'de yaptı. Bandırma ilçesinde vatandaşla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Hacı Keşfettin Caddesi'nde kendisini bekleyenlere seslendi. Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok dedi. Türkiye'nin imkanları büyük, Türkiye'nin harika insanları var. Türkiye'nin muhteşem gençleri var. O gençlerin önüne umudu koyacaksınız. İstihdamı çözülemeyecek problemi yok. Tekrar söylüyorum. Benim gibi karşınızda resmen